Engelliler Haftası dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ve ÇİMSA işbirliği ile toplam 36 adet akülü sandalye engelli vatandaşlara teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ÇİMSA Mersin Fabrika Müdürü Levent Öncel, akülü sandalye verilen engelli vatandaşlarla aileleri katıldı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye'de engellilerin karşılaştıkları sorunların çözülmesi, kültür, sanat ve spor alanlarında ve toplumda herkesle eşit pozisyonda yer alabilmeleri için özel sektör temsilcileriyle el ele verdiklerini söyledi. Sabahleyin Engelliler Haftamızın açılışında sizlerle beraberdik. Şu anda da bir sivil kuruluşun bugünü daha da mutlu edebilmek, insanlarımızı sevindirebilmek, onların dertlerine ortak olabilmek düşüncesiyle böyle bir etkinlik düzenlemesi ve engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmaya yönelik böyle bir katkı yapması gerçekten önemli. Aslında Büyükşehir Belediyesi olarak biz biraz da bütçemizi zorlayarak engelli kardeşlerimizin problemlerine çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bu tür hizmetleri belediye olarak biraz daha zorlansak biz de yapabiliriz. Ama önemli olan paylaşmak, kaynaşmak, bütünleşmek, birbirinin derdini dinlemek, birbirinin problemini çözme konusunda destek vermek ve hep birlikte ülkede bir birlik oluşturmak, bütünlük oluşturmak, gönülleri birleştirmek. Bu kardeşlerimize verilecek destekler aslında onların da toplumdan farklı olmadığını hem onlara hem tüm topluma anlatmak için iyi bir fırsattır diye düşünüyorum. Tekrar ÇİMSA AŞ'ye huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizlere de bu engelliler gününde daha rahat, daha mutlu, daha huzurlu bir gelecek diliyorum. Saygılar sunuyorum. ÇİMSA Mersin Fabrika Müdürü Levent Öncel ise çağdaş bir toplumda ayrım yapılmadan hak ve özgürlüklerden herkesin eşit oranda faydalanması gerekliliğinin önemini hatırlattı. Biz ÇİMSA olarak Büyükşehir Belediye Başkanımızın da girişim ve işbirliğiyle sizlerin hayatına dokunan küçük bir katkıda bulunmak istedik. Yarattığı işbirliği ortamı için başta Sayın Başkanımıza ve Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi şirketim adına çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından 36 adet akülü sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer, Suriyelilerin Mersin'de iş yeri açması nedeniyle Türk esnafların kepenk kapattığını söyledi. Gayri resmi rakamlara göre yaklaşık 320 bin Suriyelinin yaşamış olduğu Mersin'de geçtiğimiz yıla oranla işletmesini kapatan Türk esnaf sayısı %40 artarken 2016 yılının ilk 3 ayında 1250 esnaf dükkanını kapattı. Suriyelilerle ilgili maalesef bu konuda bir kontrol mekanizması işletilemedi. Bu insanlar istediği her yerde iş yeri açmaya başladılar. Herhangi bir kurala bağlı olmadan, herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmeden, Türk esnaf ve sanatkarının uyduğu
hiçbir kurala uymadan iş yerleri açılmaya başlandı. Dolayısıyla bunların maliyet yükü bizlere göre çok daha aşağıda, bizlerden çok daha ucuza ürünleri üretmeye başladılar. Böyle olunca üretilen ürünler fiyat olarak da piyasaya arz edilirken daha düşük fiyatlardan sunulmaya başladı. Durum böyle olunca yerli esnaf ve sanatkarlarımızla bu iş yeri açan Suriyelilerle ilgili bir haksız rekabet ortamı yaşanmaya başlandı. Ve bu birçok olayları da, toplumsal olayları da arkasına getirmeye başladı. Ha, biz elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bu olayları sübvanse etmeye çalışıyoruz. Ancak bazen hiç bizim haberimiz olmadan bir yerlerde mutlaka farklı bir olay gerçekleşebiliyor. Böyle olunca da bu toplumun biraz düzenini ve ticari hayatımızın biraz bozulmasına neden oldu. İstiyoruz ki bu insanlar nasıl Türk esnaf ve sanatkarı hangi kural ve kaidelere uyuyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarmış olduğu tüm yasaları uyguluyorsa, açılan bu Suriyeli iş yerlerinde aynı statüye tabi olmasını istiyor esnaf ve sanatkar haklı olarak. Dolayısıyla istenmeyen olaylar kendisini gösterebiliyor. Şimdi az değil, Mersin'in içerisinde bizim tespit ettiğimiz kayıtlara göre 600-700'ün üzerinde iş yeri var. Yani birilerinin üzerine açarak ama Türk, ama direkt Suriyeli geçici kimlik kartıyla iş yeri açan Suriyeliler de var. Ama bunun en az 2-3 katı da kayıt dışı var. Bu kayıt dışılarda bizi çok sıkıntıya sokuyor. Hiçbir hijyen kuralları uygulanmıyor. Hiçbir Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarmış olduğu yasaya tabi üretim yapılmıyor. Böyle olunca da ticari hayatımızda inanılmaz bir değişiklik göstermeye başlandı. Bu sefer bizim birçok yerli esnafımız da artık biz de kayıtlarımızı düşürelim. Bir Suriyelinin adına iş yeri açalım ve hiçbir vergi yükümlü olmadan, hiç herhangi bir yükümlülük olmadan bu işlerimizi devam ettirelim gibi söylemler çıkmaya başladı. Biz burada kuralların uygulanmasını istiyoruz. Biz burada yerli kıt kanaat geçinen küçük esnaf ve sanatkarların haklarını korumak adına onların uyduğu tüm kurallara bu Suriyelilerin de uymasını talep ediyoruz. Bakın sadece Ocak, Şubat, Mart ayında bizim 1250 esnafımız kepenk kapattı. Sadece yerli esnafımızdan bahsediyorum. 1250 tane iş yeri kapısına kilit vurdu. Bu da neden kaynaklanıyor? Bunlar tabii değişik nedenlerle de kapatmış olabilir. Ancak en büyük etken bu kayıt dışı açılan ve kayıt dışı faaliyet gösteren bu yabancı uyrukluların özellikle Suriye'den gelen insanlarımızın açtığı iş yerlerinin piyasaya olumsuz etkisinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bunun bir kural altına alınması gerekiyor. Tabii ki bu Suriye'den ilimize çok büyük oranda bir göç geldi. Bu göçü de kontrol edemedik. Edemediğimiz için her sektöre belli bir zararı var bu gelen göçün. Bunun bir an önce bir toparlanması, kontrol altına alınması, açılan iş yerleri bakımından da düzgün bir kural ve kaidelere uyularak açılmasını sağlanmasını yapmak zorundayız. Aksi takdirde işte 3 ayda 1250 esnaf kaybettiysek 2016'nın sonuna kadar herhalde bir 6-7 bin esnafın ve belki daha fazlasını maalesef kaybedeceğiz diye düşünüyorum. Bir an önce tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum. %40 civarında bir artış söz konusu. Yani inanılmaz olarak bir kapanmalarda artış var. Bu artış bizi ürkütüyor açıkçası. Çünkü toplumun şu an esnaf ve sanatkar emniyet subabı. Yani küçücük sermayesi alın teri el emeğiyle ayakta durmaya çalışıyor. Hem kendini geçindiriyor hem yanında çalıştırdığı elemanının evini geçindiriyor. Dolayısıyla bir iş yerinden nereden baksanız 15-20 tane insanın karnı doyuyor. Tabi hesabı buradan yaptığınızda kapanan 1250 tane iş yerinin ne kadar bir sosyal zarar verdiği de açık açık rakamlarla ortada. Suri tatlı satıyorum. Şubiyat, beynirli helva, sütlaç, puding, altum, sütlaç meyve, sütlaç sade, puding meyve, puding sade.
Tarsus'ta Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı üyeleri roketli saldırıların yaşandığı Kilis'te yaşayanlara destek vermek için eylem yaptı. Tarsus Atatürk Caddesi'nde toplanan yaklaşık 50 kişi adına bir konuşma yapan TÜRKAV Tarsus Şube Başkanı Hüseyin Bozfakıoğlu şöyle konuştu. Vatan toprağımız Kilis'te son günlerde Suriye'den atılan Haydutça roketleriyle 21 vatandaşımız öldürülmüş, Kilis şehri insanların sokaklara çıkamadığı, can ve mal güvenliğinin olmadığı hayalet bir şehir haline gelmiştir. Evlerimize roketler düşüyor, üzerimize şarapnel yağıyor, evimizde öldürülüyoruz, sokakta öldürülüyoruz. Biz haberlerde altyazı iki haber arasında bir kare değiliz. Narasim programının arasında sıkıştırılmaya kabul etmiyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarıyız. Can güvenliği istiyoruz. Yaralarımız sarılsın istiyoruz. Devletimize bağlıyız. Devletimizin korumasını ve şefkatini talep ediyoruz. Kimin saldırı altında? Vatan saldırı altında diye tereddüt eden Kilis Barosu Başkanı Avukat Muammer Fazıl Ağaoğlu Başkanlığındaki Kilis'teki sivil toplum örgütlerinin Cumhurbaşkanımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımıza, Başbakanımıza, İçişleri Bakanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, Genelkurmay Başkanımıza ve Yüce Türk Milleti'nin yaptıkları Kilis'e ses verin çağrısına Türk Halk Partisi Şubesi olarak Tarsus'tan ses veriyoruz. Vatan bombalanıyor demek için bu roketlerin illaki Ankara'ya mı düşmesi gerekir? Kilis vatandır. Kilis'e atılan bomba vatana atılmıştır. Türk vatanı bombalanmaktadır. Yaklaşık 100 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Kilis'teki vatandaşlarımız acaba bizim de başımıza bir roket düşer mi korkusu içinde yaşamayı hiç hak etmemektedir. Bir kent sürekli olarak roketlerle vuruluyorsa bu bir saldırıdır. Türkiye bir terör örgütünün saldırısı altındadır. Anlaşma konu diye bir durum burada söz konusu olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir. Bir Türk dilinde böylesi çığlıklar yükseldiği bir durumda sınır ötesi operasyonu dahil her türlü tedbiri almanın Türkiye'nin en meşru hakkı olduğunu düşünüyor. Kilis'te hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor. Kilis'te hayatın bir an önce normal seyrine dönmesi için devletimizin tüm birimlerinin gerekli tedbirleri almasını istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Türkiye genelinde kaçak ve sahte içki üretim ve satışları neticesinde meydana gelen acı olayların tekrar yaşanmasının önlenmesi maksadıyla jandarma teşkilatı istihbari çalışmalara ağırlık verdi. Bu kapsamda Mersin Toroslar ilçesi Bekir Alanı mahallesinde boş ve kullanılmayan villaya şüpheli kişilerin gelip gittiği Toroslar ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince tespit edildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince villa takip altına alındı ve takip altındaki villaya 7 Mayıs 2016 tarihinde şüpheli kişilerin girdiğinin görülmesi üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda sahte içki üretimi yapan 3 kişi suçüstü yapılarak yakalandı. Villada ve ticari takside yapılan aramada çok sayıda şişelenmiş kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi 8 Mayıs tarihinde Mersin adli makamlarına sevk edildi. Bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde terör örgütü propagandası suçundan bir kişi tutuklandı.
Uzun zamandır taşucu karakol komutanlığı ekiplerince takibi yapılan TE isimli şahsın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımların takibi sırasında iddiaya göre yapılan paylaşımlarda terör örgütü PKK-KCK lehine propaganda içerikli paylaşımlar yaptığının tespit edildiği açıklandı. Buna göre jandarma ekiplerince gözaltına alınan TE isimli şahıs çıkarıldığı Silifke Adliyesi'nde mahkeme sonucunda terör örgütü propagandası yapmak suçundan tutuklanarak Silifke cezaevine gönderildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yolcu taşıyan minibüsle servis minibüsünün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında aralarında öğrencilerin de bulunduğu 12 kişi yaralandı. İlçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Limonlu Mahallesi Burçalan'ı mevkiinde yolcu minibüsüyle işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kazada yolcu minibüsü takla atarak muz bahçesine girdi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu yolcularsa bahçeye savruldu. Kaza yerine gelen yaralı yakınları gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğularak sağa sola koşuşturmaya başladı. Onları itfaiye erleri teselli etti. İlk belirlemelere göre kazada yara alan 12 kişi ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor. Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden Mersin'in Silifke ilçesinde yetiştirilen çileğin coğrafi işaret olarak tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, yörede üretilen çileğin ilçenin adıyla tescillenmesi için hazırladığı projeyi Çukurova Kalkınma Ajansı'na sundu. Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen proje kapsamında gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra Silifke Ticaret ve Sanayi Odası bölgenin önemli ürünlerinden biri olan çileğin Silifke Çileği adıyla tescillenmesi için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuracak. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, Silifke'de yetişen çileğin Türkiye'de yetişen çileklere göre çok farklı ve ayırt edici özellikleri olduğunu belirtti. Kaynar, pazarda diğer bölgelerin çileğinin de Silifke çileği olarak satıldığını görüyoruz. Tescil yapmak istememizdeki amacımız da bunların önüne geçmektir. Coğrafi işaret tescilini yaptırdığımız takdirde ilçemizde üretilen çilek Silifke çileği olarak etiketlenerek satılacak, dedi. Kaynar, ülkedeki çilek üretiminde Silifke'nin önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, Silifke çileğinin Türk Cumhuriyetlerinin yanı sıra Arap ülkelerine ve Avrupa'ya ihraç edildiğini söyledi. TÜBİTAK 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Ankara finalinde Mersin derece aldı. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın 47. finali Ankara Ticaret Odası Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Yarışmada bilgisayar, biyoloji, fizik, kimya, matematik, Türk dili ve edebiyatı, coğrafya, değerler eğitimi, psikoloji, sosyoloji, tarih ve teknolojik tasarım alanlarında 12 adet birincilik, 15 adet ikincilik, 15 adet üçüncülük, 14 adet teşvik ve 2 adet de Yılın Genç Araştırmacısı ödülleri verildi. Mersin'i Ankara'da yapılan finallerde temsil eden İçel Anadolu Lisesi fizik alanında Türkiye ikinciliği, Abdülkadir Perşembe Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise psikoloji dalında Türkiye üçüncülüğü kazandı. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde ortaöğretim öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve böylece farklı bilimsel bakış açıları kazanmalarına katkıda bulunmak amacıyla her yıl ortaöğretim öğrencileri araştırma projeleri yarışması düzenleniyor. Toroslar Belediyesi ile Mersin Otomobil Spor Kulübü'nün birlikte düzenlediği Şehitlere Vefa Konvoyu büyük ilgi gördü. Son günlerde artan terör olaylarına tepki göstermek amacıyla kulüp başkanı Sedat Şahin'in öncülüğünde yaklaşık 500 araç ve motosikletle bir araya gelen kulüp üyeleri Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla Akbelen Bulvarı Anıttepe Parkı önünde toplandı. Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'nın da destek verdiği konvoy, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları eşliğinde Çağdaşkent Mahallesi'ndeki Toroslar Belediyesi Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Modifiye araç tutkunlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katıldığı programda söz alan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, şehitlerimiz için yapılan bu organizasyona katkıda bulundukları için Mersin Otomobil Spor Kulübü Başkanı Sedat Şahin ve tüm sporculara teşekkür etti. Özellikle spor araba tutkunluğu başka bir anlayış. Özellikle genç kardeşlerimizin, bizim de gençlik yıllarında belki hobi olarak uğraştığımız, boş vakit geçirme, kahve köşelerinde uğraşma yerine kendi arabasına bir şeyler yapma, bir takım mucitlikler, icatlar, yenilikler, kendi kafasının, beyninin istediği özellikleri yerine getirme anlamında yapılan bir çalışma. Hakikaten sizleri tebrik ediyorum. Burada bir başka toplantımızda yine böyle güzel bir organizasyonu yaptığımızda mikrofonu vermişlerdi bize ve bizden durak pisti istemiştiniz. Biz de dedik ki size tamam yapacağız. Hiç merak etmeyin. Şu anda burada ama yakın zamanda esas durak ve drift pistimizde bu gösterilerinizi birlikte olmamızı yapacağız. Hem Mersin'e örnek bir proje olacak, hem Türkiye'ye inşallah örnek bir proje olacak. Siz istediniz, biz de yapacağız inşallah. Bugün göstermiş olduğunuz şehitlerimize, saygı konvoyumuza iştirakinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyor. En güzel, en mutlu yarınlar sizlerin olsun diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Başkan Tuna daha sonra modifiye arabalarının gösterisini izledi. Türkiye Futbol Federasyonu Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta maç programında gün ve saat değişikliği yaptı. 14 Mayıs Cumartesi günü oynanacağı duyurulan Kasımpaşa-Mersin İdman Yurdu maçı 15 Mayıs Pazar gününe alındı. Karşılaşma 15 Mayıs Pazar günü saat 19'da başlayacak. Mersin İdman Yurdu futbolcuları çalışmalarına Macit Özcan Spor Kompleksi'nde teknik direktör Serkan Damla gözetiminde devam ediyor. Bu arada sözleşmeleri bitecek olan Wellington ve Nakulma son iki hafta yönetimden izin isterken Sadiku, Kalili ve Mitrovic de yapmış oldukları görüşmede alacaklarına karşılık bonservislerini talep etti. Akdeniz ekibinde yerli oyuncuların da benzer şekilde serbest kalma yoluna gidecekleri gelen haberler arasında. Bu arada Mersin İdman Yurdu'nda tecrübeli orta saha oyuncusu Murat Ceylan kadro dışı bırakıldı. Ceylan'ın kadro dışı kalmasına neden olarak Antalya Spor karşılaşmasında oyundan alındıktan sonraki disiplinsiz hareketleri neden oldu. Maçın ikinci yarısında oyundan alınan Murat Ceylan'ın maç içerisindeki hakem hataları nedeniyle dördüncü hakeme itirazlarını sürdürdüğü ve futbol şube sorumlusu Vedat Yüksel'in Ceylan'ı sakinleştirmek istemesinin ardından kendisine devam ettiği öğrenildi. Böylece sinirlerine hakim olamayan Ceylan'ın yönetici Yüksel'e çıkıştığı ve bu hareketi nedeniyle de süresiz kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Murat Ceylan, Kasımpaşa ve Bursaspor karşılaşmalarında da forma giyemeyecek. Mersin İdman Yurdu'nun Süper Lig'e veda etmesinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'la Mersin İdman Yurdu Başkanı Hüseyin Çalışkan ilk defa bir araya geldi. Mersin İdman Yurdu'nun Süper Lig'e veda etmesinin ardından gözler Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'a çevrildi. Başkan Kocamaz, Mersin İdman Yurdu Kulüp Başkanı Hüseyin Çalışkan'la ilk kez bir araya geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın Mersin İdman Yurdu Başkanı Hüseyin Çalışkan'a "Yönetiminizle bir araya gelin, kararınızı verdikten sonra yeniden görüşelim" dediği kaydedildi. Başkan Hüseyin Çalışkan da bu konuda geçen pazartesi bir araya gelmeyi istedik ama bazı arkadaşların şehir dışında olması nedeniyle toplanamadık. Yakın zamanda tekrar yönetim olarak bir araya gelmeyi planlıyoruz dediği belirtildi.
Yönetimden istifa eden Hikmet Kaya'ya da hizmetlerinden dolayı teşekkür eden kulüp başkanı Hüseyin Çalışkan, "İşimiz gerçekten zor. Hikmet Kaya arkadaşımız da aramızdan ayrıldı. Bundan sonraki süreç bizim için çok önemli. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'la tekrar bir araya geleceğiz ve sorunları çözmeye çalışacağız," dedi.